Arkadaşlar hoş geldiniz. Yarı final mücadelesinde ilk gün Carlsen kazanmıştı. İkinci gün Maxim Vaşelagraf Carlsen'in iki hatasını çok güzel değerlendirerek olayı Blitz'e götürdü ve Blitz'in ilk karşılaşmasında Carlsen kazandı ve ikinci karşılaşmasında Maxim kazandı. Yani o sevdiğimiz Armageddon'a gidiyoruz. Beyazların 5 dakikası, siyahların 4 dakikası var ve kurallardan bir tanesi de şu: eğer beraberlik olursa siyah kazanmış oluyor. Yani final için burada Carlsen beyazları seçti ve dedi ki ben kazanmak zorundayım ve kazanacağım ve bakalım neler oluyor. Beyazlar da Carlsen oyuna D4 ile başladı ve Maxim Vaşelagraf at F6 oynuyor. C4, G6, bunu çok fazla gördük artık bu eşleşmede ki Maxim Vaşelagraf'ın favori açılışı kendisi. Grünfeld'de at C3, D5 ve CD5, tabii ki D5'ten sonra aslında favori açılışı, öyle söyleyebilirim. At D5, fil D2'ye gitti, fil G7, E4 ve at B6'ya döndükten sonra da filin E3'e gittiğini görüyoruz tekrardan D4'ü savunmak için. Kısa rok A4 oynandı, ona karşılık A5 ve şimdi burada H3 oynanıyor. Filin G4'e gelmesini engellemek adına belki de at C6, şimdi at F3'te D4 savunulmuş oldu. Ve burada Maxim F5 oynamaya karar veriyor. Ef5, fil F5 ve tabii ki buradaki C6 atının B4'e gideceğini ve sonrasında burada C2 isteyebileceğini görüyoruz. O yüzden Carlsen burada öncelikle fil E2 oynadı. At B4'e de şimdi burada kale C1 oynamayı tercih ediyor. C6 ve artık siyahlar gelişimini tamamladılar. Beyazlar da rok atarak tamamlıyor. Ve at D5'e döndükten sonra da şimdi B6'da iş yapmayan atını da Maxim D5'teki merkeze gelmiş oldu. Fil D2'ye döndü şimdi. Tabii ki değişmek istemiyor bu fille o atı. Ve vezir D6'dan sonra da şimdi kale E1 oynandığını görüyoruz. Şah 8'e gitti. Olur da vezir B3'e, fil C4'e gelirse bu tehditlerden şimdiden kaçmak istedi ama sıkıntılardan bir tanesi bu atın oraya manevrası olabilir mi diye aklıma geliyordu canlı yayındayken de. Şimdi at D5, at D5'ten sonra şimdi yine at D5 ve fil C4'e geliyor ve buradaki çaprazda belki bir şeyler elde etmeye çalışacak. Belki de buradaki ata basabilir vezir B3 hamlesiyle birlikte. At tekrardan B4'e gitti ve vezir B3'e geldikten sonra da kalenin D8'e aktarıldığını görüyoruz ve fil G5'e geldi. Tabii ki burada aklımıza gelen hamlelerden bir tanesi fil D4 olabilir mi diye göstereyim. At D4'e, vezir D4'e, şimdi fil C3 ile beraber burada veziri kaybediyorsunuz en iyi ihtimalle. O yüzden vezir B3'ten sonra kale AD8 oynandı. D4'e baskı sürüyor ama şu anda alınamaz. Ve fil G5'e gittikten sonra da E7'nin istendiğini görüyoruz. Tabii ki çok iyi bir şekilde fil F6 ile kapatıldı. Fil H6'ya gitti, tekrardan bir tane kale istedi. Ve fil G7 kapatılıyor. Tabii ki burada belki değişmek de mantıklı olabilirdi ama Carlsen veziri de oyuna koymak istiyor. O yüzden vezir E3 oynadı. Ve vezir E3'ten sonra fil H6'ya, vezir H6 oynayacak, hatta göstereyim. Ve devamında da at G5 ile birlikte hem F7'ye bir baskı var hem H7'ye bir baskı var. Burada matı tutmak artık çok zor olurdu. O yüzden vezir E3'e mecburen belki de kale DE8 oynadı ve E'deki o piyonu tutmaya çalışıyor ve aynı zamanda belki de ileride E5 fikirleri olabilir mi diye kaleyi belki bu hatta gelmiş olabilir ama en nihayetinde şu anda E7'yi tutmuş oluyor. Fil F4'e geldi, veziri istedi ve ona karşılık da siyahlar da isterken istiyor. At D5 ile birlikte sen alırsan ben de alacağım diyor. O yüzden dikkatli olması lazım. Önce bir fil D5 geldi ve vezir D5'ten sonra da şimdi kale C5 hamlesini buluyor Carlsen burada. Kale C5 ile birlikte hem A5'e bir baskı var hem de artık kalenin ileride burada E5'e gelebileceğini görüyoruz ki E7'ye baskı yapabilirsin. Tabii ki vezir D8'den sonraki hamle fil E5 ve eğer siz filleri keserseniz de sonrasında dediğimiz o kale E5, kale E7 baskısı gelmiş olacak. Şimdi fil C8, fil C8'den sonra belki de Maxim'in düşüncesi burada piyonu E6'ya koyarım ve böyle beklerim şimdilik diye olabilir. Sonrasında belki kale F5 hamlelerini görecektik ama burada Carlsen benim de çok beğendiğim ve aslında YouTube'da size paylaştığım o fotoğrafın konumuna geliyor ve burada vezir H6 bırakıyor diyemeyeceğim çünkü alamıyorsunuz ama muazzam bir hamle görüyoruz. Ve eğer siz burada tabii ki buraya alırsanız, fil E5 gibi bir hamle yaparsanız tabii ki burada mattan beter oluyorsunuz belki de. Buradaki
Fil'le çok ilgilenmeye gerek yok. Çünkü at G5 de burada mat isteniyor. Belki de tutmanın tek yolu at F7 olacak ama orada da konum zaten mata gidiyor ve en kötü ihtimalle de vezir alabiliyorsunuz. O yüzden vezir H6'yı buradaki mat fikirlerini de engelleyecek tek hamle belki de kale F6. Çünkü artık siz at G5 gelemiyorsunuz mat için. Çünkü vezir boşta. Veziri boşta bırakacak güzel bir hamle ama öncelikle alıyor zaten burada Magnus Carlsen. Fil F6, F6 ve öncelikle kale E8 değiştirdikten sonra vezir E8 ve hemen tabii ki bu veziri kaçmak lazım. Vezirin en güzel karelerinden bir tanesi de E3 ve diyorsunuz ki gel vezir değişelim. Vezir değiştirsek zaten çiftle karşı kale at çok daha iyi kalacak. O yüzden vezir D8 de bundan kaçınıyor. Vezir E1 geldi ve A5'e baskı yapmış oldu aslında tutulan A5'e karşılık. Fil F8'e çekildi. Kale A5, tabii ki kalenin burada yeri çok iyi olmayabilir ama sonunda piyon alıyorsunuz ve kale A8'e inebiliyor bir şekilde. O yüzden fil D7, kale A7'ye de siz burada vezir B6 gibi bir şey oynayamıyorsunuz belki de. Çünkü kale A8 sonrasında da vezir B5'ler gelebilir. O yüzden vezir B8 oynandı. Ona vezir A5 ve tek hamle artık belki de şah G7. Çünkü fili kaçtığınız zaman kale A8'den buradaki vezir düşüyor. Ve şahı kaçtığınızda da yine de tabii ki kale A8 geliniyor. Ama vezir F4'e gidiyor ve bir an akla şu geliyor acaba. Vezir C1, şah H2'ye kaçtıktan sonra vezir F4 beraberlik şansı var mı? Varsa eğer, çünkü Maxim Aşerev'e filmde çıkan kişi olacak. Siyahlar beraberlik istiyor ve burada süreler çok azaldı artık. Her iki tarafında birer dakikası kaldı ve beraberlikte işte Armageddon'un o kuralı devreye girecek. Ama burada Carlsen düşünüp vezir D8 oynamaya karar veriyor. Vezir D8'den sonra F8'i istiyorsunuz. Tabii ki öncelikle vezir C1, şah H2 ve vezir F4'te buraya çözüm bulmanız gerekiyor. Ama G3 de oynansa, yani vezir aslında burada F3'ü alacak şekilde de olsa, yine de vezir artık bunu alamıyor ve buraya dönmek zorunda kalıyor. Vezir D6 ile F8'i tutmak zorunda kalacak ama Carlsen burada şah H1 oynuyor. Şah H1'den sonra vezir C1'e belki de at G1 kapatacak burada. Vezir D6'ya döndü. Vezir D6'dan sonra vezir B8 gel. Burada vezirleri keselim diyor. Ve vezir B4'ten sonra da kale A7 oynandı. Ve isteklerden bir tanesi kuşkusuz kale B7 ve sonunda da buradaki fillerden en az bir tanesini almak olacak. Ve bu konumda Maxim Aşerev'in 1 dakikası var. Carlsen'in 50 saniyesi var. Belki bu 10 saniyelerde olsa eklemesiz tempoda bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Belki de Maxim süreden kazanıyor olabilirdi. Ama 1 dakika olduğu için, belki 50 saniye olduğu için Maxim oyunu terk etti. Ve Carlsen finale kalmış oldu. Ve siz o Carlsen finalini izleyeceğiz. Ve biz de her gün canlı yayınlarda sizlerle buluşuyoruz. Yarın da, ondan sonraki günde saat 7'de sizlerle buluşacağız. Onun dışında ne söyleyebilirim? Tabii ki yayından sonra böyle videoları çekmek hem heyecanlı hem de birazcık yorucu olabiliyor ama bu işi seviyorum. Sizler de seviyorsanız bir like tuşuna basmayı unutmayın ki beni belki de uykuya böyle güzel bir şekilde gönderebilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bye bye.